Selim bunu nasıl yapar? Hala aklım almıyor. Endişeye mahal yok sultanım. Şehzademiz Selim hala sancağının başında. Gidişat iyi değil Rüstem. Selim'le Bayezid'in arası iyice açıldı. Bayezid gittikçe Mustafa'ya yaklaşıyor. Siz onu merak etmeyin. Ben konuşurum. Laf dinlemiyor ki. Bu böyle olmayacak. Mustafa'nın bir an evvel hünkârımızın gazabına uğraması lazım. Aksi takdirde kendi felaketini oğlum da sürükleyecek. Ben bir şeyler düşündüm sultanım. Lakin şehzadelerimizin sancaklarına dönmesini beklemek lazım. Aklımdan geçeni senden saklayacak değilim Mustafa abi. Her şehzade gibi tahta çıkmak, bu yüce devleti idare etmek benim de hayalim. Lakin kaderimde yoksa, o ben değilsem, senin olmanı, o tahta senin geçmeni arzu ettiğimi bil. Yüce Rabbim şahidim olsun ki, benim de gönlümden geçen sensin kardeşim. Dediğin gibi, eğer kaderimde yoksa ve o ben değilsem, o tahtın sana nasip olması için dualarım eksik olmayacak. Desteğimiz baki. Ama ikinizin de dikkatli olması mühim. Hünkârımızın gözü son hadiselerden sonra üzerinizde. Tek bir yanlışınız vahim neticelere yol açabilir. Yanlış üstüne o kadar yanlış yaptım ki daha fazlası mümkün değil herhalde. Ben esas uğrayacağın için üzülüyorum. Beyhan Sultanımızın yanına. Üsküp'e dönecek yakında. Zamanla unutur. Üzüntüsü de geçer. Ya ben? Ben nasıl unutacağım kardeşim? Veda vakti. Hava kararmadan yola revan olman lazım. Yolun açık olsun Mustafa abi. Allah'a emanet olun. Mustafa abi. Senden bir isteğim olacak abi. Kabul edersen beni Ziyade Selim'e mesut edersin.